Yarın erken seçim olursa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Gerçekten AK Parti dışında bütün partilere oy verebilirim. CHP. Hiçbir partinin doğrusu ülkeyi güzel yönetebileceği ve iyi bir karar verebileceğini düşünmüyorum. Yarın erken seçim olursa oyumu CHP'ye veririm. Ben aslında hani oyumu kullanmayı düşünmüyorum. Vallahi ben şu anda oyumu AK Parti'ye vermeyi düşünmüyorum. Boş oy kullanırım. Bugün Beylikdüzü'ndeyiz. Yarın erken seçim olursa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye sorduk. Cevapları hep beraber göreceğiz. Yarın erken seçim olursa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Gerçekten AK Parti dışında bütün partilere oy verebilirim. Ülkenin durumu belli. Yani artık ya beyni olan herkes bunu artık algılayabileceğini düşünüyorum ben. Öğrenciler için ayrı durum. Yetişkinler için ayrı bir facia bence. Hiçbir partinin doğrusu yani ülkeyi güzel yönetebileceği ve iyi bir karar verebileceğini düşünmüyorum. Ama yine de kimi seçecek olsam diye sorarsanız büyük ihtimal yine Atatürk'ü destekleyen düşüncelere ve Cumhuriyetçi Halk Partisi'ne oy vereceğimi düşünüyorum. CHP. Çünkü AKP dışında en güçlü aday o. Yarın erken seçim olursa oyumu CHP'ye veririm. Vallahi şu an İmamoğlu'nun bize daha şey geldiğini düşünüyorum. Ülkenin şu anki çağlarına yani biz okuyan geç olarak bir şey alamadık ya. Şimdi CHP gelirse belki bir devir atlatabiliriz. Yeni gelen sistem neleri gösterecek onu da bilmiyoruz. Her şey için hayırlısı diyelim. Ben aslında hani oyumu kullanmayı düşünmüyorum yani. Boş atarım. Çünkü diğer bütün partiler hani nasıl desem bir şey göremiyorum yani. Bir gelişme olsun, şey olsun görmüyorum yani. Şu anda bir parti ya bir partinin başa geçip iyi bir şey yapacağını düşünmüyorum şu anda. Abi ben şahsen AKP'ye oy vermem. 130 milyar yok. MHP desen kendi derdinde. Vallahi bir yandık bittik ya. Amcalara derdimizi anlatacağız diye. Yapacak bir şey yok. Şu an herkes bir şey söylüyor ama kimse sözünde duracağına inanmıyorum şu anda. Peki neden bu güvensizlik? Ya bilmiyorum, herkes bir şey söylüyor daha sonra kimse sözünde durmuyor. Bir şey söyleyip daha sonra arkasından başka şey diyor, onu çeliştiren bir şey söylüyor. Hiçbir zaman sözünde duracaklarına inanmıyorum. Yani abi bu ülkenin nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Yeni çağ olarak, Z kuşağı olarak yani ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Gidip çalışmak zorunda kalıyoruz. Öğrenciyiz. Boş oy kullanırım çünkü bu ülkede hiçbir şekilde siyasi açıdan hiç iyi bir şey yok ve eğer hani ülkemize turistlerin falan gelmesi, şu an turistlerimiz ülkemize gelip hani rahatça yaşayabiliyorken biz kendi ülkemize rahatça hiçbir şekilde yaşayamıyoruz. Ve hani bu seçtiğimiz kişilerden kaynaklı. Seçen kişiler belki kendi siyasi görüşü ve hani çok siyasi açıya girmek çok istemiyorum ama Erdoğan mesela şu an ülkemize yabancı uyruklu insanlar getirdi ve hani onlar oy vermek için getirdi bence, öyle düşünüyorum. Vallahi ben şu anda oyumu AK Parti'ye vermeyi düşünmüyorum. Ekmek fiyatı olmuş 2,5, yağın tenikesi olmuş, biz çiçek yağı alıyorduk 70 liraya 80 liraya. Şu anda en kötü yağ bugün 70 lira 80 lira. Yanlış mıyım? Bu insanlar nasıl ki pazarda domatesin, tarım ülkesi olduğumuz halde domatesin kilosunu 8 liraya 10 liraya yiyoruz ya. Tarım ülkesiyiz biz. Biz tarım ülkesiyiz. 4 mevsimi yaşıyoruz. Dünyada 4 mevsimi yaşayan ülkelerden bir tane, ender ülkelerden bir tanesiyiz. Doğru mu? Domatesin kilosunu 10 liraya yiyoruz yazın ortasında. Şimdi ben soruyorum. Şimdi refah. Refah bunun neresinde? Hayat pahalılığına, serbest piyasa olmuş. Herkes her şeyi istediği fiyata satıyor. Pazarlara gidiyorsunuz, denetlemeler yok. Kimse bakmıyor. Mağazalara gidiyorsunuz, hakeza öyle. Gençlere istihdam sağlanmalı. Onların önü açılmalı. Yabancı insanlara bizden daha fazla irtibat gösteriliyor ya. 13 ay işsiz kaldım, asgari geçim indirimi aldım. O dönem sosyal yardım merkezine gittim. Kimse bizim yüzümüze bakmadı. Benden önce gelen yabancılar hep işleri yapılırken benim işim yapılmadı. Bana kaymakamlığa git, valiliğe git, belediyeye git, şuraya git, buraya git diye el hareketiyle yerler gösterildi. Buranın vatandaşı değil miyiz?